Merhaba dostlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün Ayasofya Camii'ni birlikte inceleyeceğiz. Ayasofya Camii gerçekten çok özel bir yer. 921 yıl kilise, 481 yıl ise cami olarak hizmet gören bir yer. Onun içinde birçok kültüre, birçok medeniyete, birçok inanışa da ev sahipliği yapmış. Hem Osmanlı dönemine ait hem de Bizanslar dönemine ait izler ve efsaneler taşımakta. Ayasofya'nın belki sizin de daha önceden hiç duymadığınız çeşitli gizemli sırlarını sizlerle paylaşacağım. Burada gördüğünüz cennet ve cehennem kapısı ve üzerinde de 4 balık figürüyle işlenmiş. Enteresandır ki bu cennet ve cehennem kapısının anahtarı da yanında yer alıyor. Kuvvetli ihtimal açmasını bilene bu sırlı kapılar açılacaktır anlamı taşıyor. Dünyada en çok ziyaret edilen müzeler arasında yer alan Ayasofya, sanat ve mimarlık tarihi bakımından dünyanın en önde gelen anıtlarından birisidir. Ayasofya'nın gizemlerinden bir tanesi de direk sütunu, diğer adıyla da terleyen direk. Bu sütunun en büyük özelliği kış ve yaz nemli olması. Bu yüzden bu sütuna terleyen direk de deniyor. Tabii terleyen direğin de birden fazla efsanesi var. Bunlardan bir tanesi camiye döndürüldükten sonra Hızır Aleyhisselam'ın gelip Ayasofya'nın yönünü Kabe'ye çevirmek için bu sütundan destek aldığı. Bir diğeri ise Ayasofya'nın büyük bir kubbesi yıkılıyor ve 300 rahip Mekke'ye giderek orada zemzem suyundan alıyorlar. Bunu Mekke toprağı ile karıştırıp bu sütunun altına harç olarak koymuşlar. Bu sebeple de bu sütunun terlediğine inanılıyor. Burada gördüğünüz payandalar benim dikkatimi çekti. Bu payandaların bir kısmı Doğu Roma İmparatorluğu döneminde, bir kısmı ise Osmanlı döneminde yapılmış. Kubbenin ağırlığını taşıması için destek olarak yapılmış. Toplamda da 24 tane payandanın olduğu biliniyor. Ayasofya Kebir Camii Avrupa yakasında bulunuyor, Fatih semtinde. Sultanahmet'le karşı karşıya, hemen yakınında Yerebatan Sarnıcı var. Bu lokasyona geldiğinizde üçünü de bir arada gezmeniz mümkün. Hem Hristiyanlarca hem de Müslümanlarca benimsenen ibadet yerlerinin en ünlüsü olan Ayasofya, bugün günümüzde gerçekten hala büyüsünü korumakta ve herkes tarafından ilgi çekmekte. Tarihinden de bahsetmek istiyorum. Milattan sonra 532 yıllarında Bizans İmparatoru Justinianus tarafından yaptırılmaya karar veriliyor ve yapımı yaklaşık 40 yıl sürüyor. Sizlere bir başka efsaneden de bahsetmek istiyorum dostlar. Ayasofya'nın koyu yeşil renkli giriş kapısı İmparator Kapısı olarak adlandırılıyor ve bunun üzerinde bir lahit bulunuyor. Bu lahitte de Justinianus'un karısı Theodora'nın cesedi olduğu rivayeti var. Rivayete göre kraliçe kendi cesedinin yılanlar tarafından yenilmesinden çok korkuyor ve kendisine kurşun bir lahit yaptırıyor. Bunu da kilisenin giriş kapısına konulmasını istiyor. Ancak bu lahitin üzerinde bugün iki tane delik var. Yine efsaneye göre iki yılan lahite delikler açarak içeri girdi ve cesedi yedi diye söyleniyor. Ayasofya tam üç kez yapılıyor. Justinianus'un ardından meydana gelen bir ayaklanmada yangın çıkıyor ve kilise de yanıyor. İkinci Theodosius bu yapıyı 5 nefli olarak tekrar inşa ettiriyor. Kilise 415'te tekrar ibadete açılıyor. Kilise çıkan farklı bir isyandan dolayı bu sefer farklı şehirlerdeki sütunlardan ve tapınaklardan getirilen taşlar, sütunlar kullanılıyor. Batı Anadolu'da Efes, Artemis Tapınağı'ndan, Bergama'dan, Mısır'da Heliopolis'ten, Suriye'deki Balebek'ten çeşitli sütunlar ve taşlar getiriliyor. Ayasofya'nın mimarisindeki en önemli yenilik ise ölçülerin bir kilise için çok alışılmamış boyutta büyük olması. Orta mekana hakim olan kubbenin büyüklüğü ve yüksekliği, ana mekanı örten kubbenin zeminden yüksekliği. Ana mekanın
Kubbeden olan yüksekliği yaklaşık 55 metre. İçerisine girdiğinizde muazzam bir büyüklük ve bir büyüleyici hava sizi etkiliyor işin doğrusu. Ayasofya inşa edilirken mimarlar tarafından binanın yapımında da çeşitli mermer, kızıl taş, kızıl tuğla gibi farklı yapı malzemeleri kullanılmış ve Rodos toprağından özel olarak üretilen hafif ve sağlam tuğlalara da yer verilmiş. Ayasofya'nın içerisinde birçok mozaik bulunmakta. 8. yüzyıldan 11. yüzyıla kadar çeşitli tarihlerde yapılmış mozaikler var. Fakat bunların birçoğu tahrip edilmiş. Yine de buna rağmen günümüze ulaşanları bulunmaktadır. 1453'te İstanbul'un fethiyle camiye çevrilen Ayasofya birçok defa restore edildi. 1930 ile 35 arasında restorasyon çalışmaları nedeniyle halka kapatıldı. Kıymetli ve sırlı bir mekan olarak kabul edilen Ayasofya, tabii ki süreç içerisinde birçok siyasi politikanın da etkisinde kaldı. Bir süre müze, daha sonra da yine cami olarak halkımızın kullanımına açıldı. Eski ahite göre Tanrı'nın tahtını koruyan altı kanatlı melekler olan Serafim melekleri Ayasofya'nın ana kubbesinin altındaki dört pandantifte yer alıyor. Bunlardan sadece yüzü açık olan ve hemen sağındaki mozaik bezemedir. Diğer iki mozaiklerin ise yüz bölümleri depremler ve çeşitli sebeplerden dolayı dökülmüş ve gözükmemektedir. Bizans sanatının melek figürüne aşina olduğu ve Serafim meleklerinin yapımının 6. yüzyıla kadar gidebileceği söyleniyor. Kıymetli dostlar, bir detaydan daha bahsetmek istiyorum. Ayasofya'nın içerisinde bu gördüğünüz muhteşem güzellikte mermer küpten 2 adet bulunuyor. Tek parçadan yapılmış ve bu mermer küpler Helenistik döneme ait ve Bergama antik kentinden getirilmiş. Sultan 3. Murat döneminde de Ayasofya'ya yerleştiriliyor. Küplerin alt kısmında musluklar yer alıyor ve bu küpler tam 1250 litre sıvı alabiliyor. Ramazan'da, kandillerde, bayramlarda şerbet dağıtılıyormuş. Bu gördüğümüz alan ise Doğu Roma'da imparatorların törenle taç giydikleri oda olan Omphalion. Burada büyük mermer daire etrafında farklı renk ve boyutlarda dairelerde bunların birleştiği kısımlarda çeşitli bezemeler var. Ben içerinin aydınlatmasını çok büyüleyici ve muazzam buldum. Aydınlatma ile ilgili olarak da şunu öğrendim. 2012 yılında Ben Affleck, Hollywood'un ünlü yıldızlarından İstanbul'a geliyor ve İstanbul'da çekeceği bir film için bazı sahnelerde Ayasofya'yı kullanmak istiyor. Ayasofya'nın içerisindeki ışıkları ise yetersiz buluyor. Bu yüzden de 150 tane lambanın ve yaklaşık 2000 tane LED ampulünü kendisi değiştirtiyor müze yönetiminden izin alarak. Bugün günümüzdeki LED aydınlatma şeklini en son onun değiştirmesiyle bu haline aldığı söyleniyor. Bu haliyle de güzel olmuş, daha aydınlık, hoş olmuş. Eline sağlık diyelim. Burada perdelenmiş olarak İsa'nın mozaiği var. 4 levha bulunuyor, yine hat levhası. Ve Serafim melekleri tasvirleri gözüküyor. 6 kanatlı olan Serafim meleklerinin de ayrıca bir tılsımı olduğuna inanılıyor. Bir başka detay da 4 büyük muazzam güzellikte ve büyüklükteki hat levhaları. Bu hat levhaları Sultan Abdülmecit döneminde yerleştirilmiş. Ünlü hattat Kazansker Mustafa İzzet Efendi tarafından yazılmış ve 7,5 metre çapındaki yuvarlak hat levhaları kenevirden yapılmış yeşil zemin üzerine altın yaldız ile yazılmıştır. Burada Sultan 3. Murat tarafından yapılmış minberi görüyorsunuz arkadaşlar. Ve şimdi de karşımızda mihrap var. Mihrap Osmanlı sultanları tarafından onarım yapılıp ve eklemeler yapılarak 19. yüzyılda yenilenmiş ve yaldız renkli bezemeler, hat yazıları bulunuyor üstünde. Kraliçe Sofya'ya ait olduğu düşünülen bir lahit var. Lahitin dört köşesinde dört melek figürü bulunuyor.
Bu lahitin de yerinden oynatılmaması gerektiğine inanılıyor. Eğer oynatılırsa Ayasofya'nın yıkılacağına inanılıyor. Burada vaftiz kasesini görüyorsunuz arkadaşlar. Burada 1. Mahmut tarafından yaptırılmış kütüphaneyi görüyorsunuz dostlar. İşlemelerin yaldız rengi çok güzel olmuş. Evliya Çelebi seyahatnamesinde Ayasofya ile ilgili şunu söyler. Camide 361 kapı vardır. Fakat yüzü çok büyük kapılardır. Hepsi de tılsımlıdır. Kaç kere daha saysak bir kapı daha meydana çıkar. Ona da işaret koyup tekrar saysanız işaretsiz bir kapı daha bulursunuz. Kıble tarafının orta kapısı hepsinden daha büyüktür. Bunun tahtalarını Hazreti Nuh'un Cüdide Adası'ndaki gemisinin enkazından alındığı söylenmektedir der. Videomun sonuna gelirken dostlar, kanalıma hala abone değilseniz abone olarak ve beğendiyseniz beğen tuşuna basarak bana